Merhaba canlar. Bugün sizler için Instagram Sütlü Mutfak'ta yaptığım 1 milyon görüntülenme alan harika ödesi bir padişah sarması yapacağım. Biz buna eskilerden padişah sarması derdik ama tabii yeni nesil Ibiza diyor. Bakalım beğenecek misiniz? Hadi hemen malzemelerimize göz atalım. Tarifimize başlayalım. Evet canlar, padişah sarmam ya da diğer adıyla Ibiza'm için gerekli olan malzemeler neler? 4 su bardağı sütüm var, 3 yemek kaşığı unum var, 5 yemek kaşığı şekerim var, 1 paket vanilya, 3 yemek kaşığı kakao, 1 tane yumurtanın sarısı, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket 80 gram bitter çikolata, 1,5 paket eti burçak ya da farklı bir şeyle kullanabilirsiniz ama burçak gerçekten çok yakışıyor. Ve üzeri içinde krem şantiyi üzerinde yazdığı üzere 1 su bardağı kadar sütle çırpacağım. Hadi o zaman hemen tatlımızı yapmaya başlayalım. Evet canlar, tenceremi önüme aldım. İlk önce 5 yemek kaşığı şekerimi ekliyorum. 3 yemek kaşığı unumu ekliyorum. 3 yemek kaşığı unumu ekliyorum. 3 yemek kaşığı kakaomu ekliyorum. 1 adet yumurta sarımı ekliyorum. Şimdi bunları önce ekledik. Hafif hafif karıştırıyorum. Zaten çok fazla karışmayacaktır. Çünkü katı malzeme çok fazla, sıvı malzeme sadece bir tane yumurtanın sarısı. Şimdi yavaş yavaş sütümü ekleyeceğim. Neden bu işlemi böyle kademeli kademeli yapıyorum? Eğer birden koyarsan içinde un olduğu için topak topak kalabilir. Şimdi benim böyle yaptığımda asla topak topak kalmayacak. Şöyle. Sonra içine ocaktan aldıktan sonra bitter çikolatalarımı, vanilyamı ve tereyağımı ekleyip güzelce bağlayacağım. Biz ocağa gidiyoruz. Evet canlar, bisküvilerimi şöyle rondodan geçirdim. Harika. Un gibi değil de azıcık parçalı. Ama gene de hani çok böyle kıtır kıtır olmayacak şekilde. Necati'nin yardım etti bana bunu yaparken değil mi aşkım? Şöyle. Evet canlar bakın harika bir kıvam aldı. Çok güzel bir şekilde muhallebim pişti. Şimdi ne yapıyorum? İçine hızlı hızlı 80 gram bitter çikolatamı ekliyorum. Bu arada ben %54 oranlı kullanıyorum. İçine 1 paket vanilyamı ekliyorum. İçine 1 yemek kaşığı tereyağımı ekliyorum. Ve hepsi eriyene kadar güzelce karıştırıyorum. Yavaş yavaş şöyle. Evet canlar, gördüğünüz üzere tepsim harika bir şekilde hazır. Şimdi ilk sıcaklığı çıkmasını bekliyorum. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra dolapta 2 saat dinlendirmek üzere buzdolabıma yolluyorum. Evet canlar, padişah sarmamın muhallebili kısmı bakın harika bir şekilde soğudu. Şimdi bir su bardağından bir parmak az krem şantiyi güzelce çırptım. Toz krem şantiyi sütle çırptım. Ve muhallebimin üzerine şöyle güzelce yayacağım. Evet, gördüğünüz üzere krem şantimizi de güzel bir şekilde yaydık. Şimdi bunu bir saat daha buzdolabına dinlenmeye yolluyorum. Ve daha sonra bir saat sonra çok güzel bir şekilde bunu saracağız. Evet canlar, güzelce krem şantim de dondu. Şimdi ne yapıyorum? Şöyle büyük borcamdan bir ortadan ikiye bölüyorum. Sonra ortadan ikiye böldüğümü parçaları tekrar bir ikiye bölüyorum. Daha sonra da şöyle ortadan hoppa, harika olmadı mı? Şöyle kenarlarını bir şöyle serbestleştirelim. Kolay döndürtelim. Bir spatula yardımıyla, eğer evinizde varsa iki spatula ile çok daha bu işlem kolay olacaktır. Şöyle bakın. Kenarlarını iyice kestiğiniz emin olun. Çünkü kırılır eğer kenarlarını iyice kesmezseniz. Bir de ben bir kaşık alacağım elime. Çünkü bir tane spatulam varmış. Hoppa. Bakın. Ama bakar mısınız cicişkoma. Sonra tekrar. Şöyle çekeyim. Hoppa. Diye. İkinci seferinde de bakın efsane olmadı mı? Şurayı şöyle tabağıma alacağım.
Evet canlar, gördüğünüz üzere padişah sarmalarım evso görünüyor. Üzerine azıcık şöyle bir kakao serpeceğim. Aslında bir süzgecim olsaydı çok daha iyi olacaktı ama olmadığı için şöyle hafif hafif güzel görünsün diye. Şu an padişah sarmalarım servise hazır. Şimdi sıra tadıma geldi. Sizler için bu evso lezzeti tadımlayacağım. Evet canlar, padişah sarmam hazır. Muhteşem oldu. Gerçekten ben en çok yaptığım tariflerden biridir. Şimdi sizler için tabii ki tadıyorum. Yemin ederim böyle bir lezzet yok. Siz de tarifi bir deneyip Sütlü Mutfak hashtag ile sayfanızda ya da bana Sütlü Mutfak'tan DM atabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.